Günümüzde şeyh olduğu bilinen veya bunu iddia eden pek çok kimse var. Bunların hangisi hakikaten şeyh? Bunu nasıl bilebiliriz? Kur'an ve suretin hükümlerine tam olarak uyması lazım. Yani Allah'ın emirlerini tam olarak yapması lazım. Onun yasaklarından tam olarak kaçması lazım. Yeter mi yetmez. Yani sokaktaki normal bir insan da bunları yapabilir. Onun üzerine İslam ahlakını, tasavvufi ahlakı da üzerinde yaşaması lazım. Görmemiz lazım. Nedir onlar? Sabır, şükür, kanaat, tevekkül, cömertlik gibi üzerinde zahitlik gibi e, İslam ahlakının e, özelliklerinde taşıması lazım ki biz ona şey diyebilelim. Çünkü o konuda insanlara örnek olacak. E, şunu diyebilirsiniz. Hocam bir insanın e, sabırlı mı, kanaat ehli mi, zahit mi, cömert mi olduğunu nasıl bileceğiz? Bir insanın zahit olduğunun zühd ehli olduğunun en önemli göstergesi cömertliktir. Yani e, Hazreti Osman mesela çok zengindi ama İslam ordusuna donatılırken 300 de ve benden hediye olsun diyebilmişti. Yani rahatça verebilen kişi zahit insandır. Fakir değildir. Yani fakir demek değildir zahitlik. Gerektiği zaman rahat bir şekilde harcayabilen demektir. Yani bir insan eee fakire, fukara'ya, talebeye, ihtiyaç sahiplerine Rahatça harcayabiliyorsa, dağıtabiliyorsa bu %99 hakiki bir şeyhtir diyebilirsiniz. Ama cömertliğinde problem varsa o zaman şüphelenmek lazım. Yani bir kişinin gerçek şey olup olmadığının birinci kriteri Kur'an ve sünnete tam uyması, ikinci kriteri İslam ahlakına uyması, onun da en büyük göstergesi cömertliktir bana göre.